Yoldaçı Savaşımız. Panfilov'un emri cereyince Şilov'la iki tabur arasındaki yeri gezindik. Her yanı inceledik. Planlı ve eşgüdümlü olacak manevralar konusunda fikir birliğine vardık. Dostça yardımlar hakkında konuştuk. Yüzbaşıdan ayrılmamızın ardından ırmak çanarından karargaha gelirken uykusuz ve ezici kaygılarla yaşanan bir geceyi Panfilov'la konuşmamızın verdiği asabi gerginliği bir rahatlama olarak algıladığımı şaşkınlıkla fark ettim. Gerirken olduğu gibi ağırlığımı bütünlüğüyle eğere vermiyor, taşınması güç düşüncelerle ezilmiyordum. Lisanka bile daha hafif koşar gibiydi. Etraf sakindi. Ne yakın ne de uzak silah sesleri duyuluyordu. Bugün 17 Kasım. Her şeyi bir sessizlik kaplamıştı. Almanların dün tankları kullanarak gerçekleştirdikleri yarma harekatı solumuzda kalan alanda, şiddetli çarpışmaların yaşandığı alanda da tık çıkmıyordu. Şimdi dahi o sakinlik aklımdan çıkmıyor. Kömürmüşçesine kapkara görünen göç yüzünü unutamıyorum. Batak çimenliği, ufak su birikintilerini, siper hazırlayan askerlerin küreçleriyle boşalttıkları sarımsı çilli Moskova önü topraklarını unutamıyorum. Panfilov bu topraklara az önce dikkatimi çekmişti. Onlar ateş yuvalarımızı ele veriyordu. Derhal kaybedilmeleri gerekiyordu. Ama o anda bu iş insanın sinir sistemini zedeleyen, o ıssızlıkta onları, bu kabaran toprak yığınını görüp anılarıma adeta nakşediyordum. Irmağın diğer kıyısında ormanda görünmez olan yol seçiliyordu. Kenardan tırmanıyor, üzerindeki telgraf direkleriyle bir hat biçiminde taburun yerleştiği çınarı bölüyordu. Yağmurun koyulttuğu köy konutlarının kilise yakınından geçerek düşmana hedef olup Moskova'ya yönelen Volokolamsk şosesi baş şehre doğru uzuyordu. O günün sabahı yol üzerinde gördüklerimin tamamı içime işlenmiş gibi. Şimdi hatırlar gibiyim. Lisanka'nın tırsıyla köyden geçerken karşılaştığım kadının endişeli bakışı aklımdan çıkmıyor. Yüzünü unutamıyorum. Yaşlıydı. Yüzü buruşuklarla doluydu. Rüzgar ve iş bu yüzü sarartmıştı. Duru mavi gözlüydü. Rus köylüsü. Rus kadını yüzüne sahipti. Onlar sanki bana bir şeyler sorar gibiydi. Yolun nereye? İleteceğin haberler var mı? Bizim başımıza ne gelecek? Yalvarır gibiydi. Evimizdeki ateşi söndür. Askerin birini gördüm. Elindeki su kabıyla bir çocuğun üzerine eğilmişti. Ben geçerken doğruldu. Kim olduğunu ayırt ettim. İyiliksever meleğimiz makineli tüfekçi Buluhay'dı bu. Makineli tüfek takımı köyün yanına konumlanmıştı. Hemen ağırbaşlılığını takındı ve çatık kaşla beni salamladı. Peşinden çocuk da aynı biçimde selam verdi. Subayların böylesi sahnelerle karşılaşmaları çok olağandır. Fakat bu sabah bu çocuğun bu küçük palyaçonun tavrından askere inancını yansıtan halinden etkileniyordum. Yüreğim burkuluyordu. Başka şeyler de görüyordum. Ara sokakta küçük bir bahçe önünde eli duvara yaslı bir kız vardı. Evden çıkan makinalı bölük idarecisi Çal Muhammed Bozjanov gülerek ona ilerliyordu. Ceslere has ateşli gözlerle birbirlerini arıyorlardı. Bozjanov beni fark edince kızardı. Kız da bana doğru baktı. Gözleri hemen farklılaştı. Diğer kadınlarınki gibi sorulu ve kaygılı bir biçim aldı. Yüreğim bu bakışla yeniden burkuldu. Köyden çıkıp Teğmen Brudni'nin takımına geldim. Diğer takımlardaki gibi burada da askerler bağlantı hendekleri kazıyorlardı. Yarı bellerine dek soymuşlar, kazmalıyorlardı. Üşütücü ve nemli havaya karşın terlemiş omuzları parlayan birini gördüm. Takımın yardımcısı Kurbatov'du bu. Ben de çalışıyorum yoldaş komutan dedi. Burası biraz kayalık, yardım etmek gerekiyor. Hem biraz da ısınmak istedim. Kasım'ın sert rüzgarına gücünü yansıtan bedenini cesurca bırakmıştı. Bu yakışıklı askeri çoğu zaman izler ve onunla övünürdüm. Fakat o zaman söylenmeye başladım. Niye bu denli çok yer kazdınız? 3 kilometre öteden seçiliyor.
Onları hemen düzeltip toprakları dağıtın. Teğmeniniz nerede? Teğmenleri hızlıca yürüyen ufak tefek biriydi. Şimdi ise bana koşardasına geliyordu. Ona da söylendim. Askerler işlerini hemen tamamlansınlar. Her şeyi kamufle edin. Bu işle ilgili kesin emir verin yoldaş teğmen. Ardından çabucak yanıma. Tabur karargahına gelin. Çabuk çabuk yanıtladı. Baş üstüne yoldaş kombat. Baş üstüne. Komuta yerindeki siperde küçücük karargah grubumla karşılandım. Komutanları Teğmen Rahimov ile emir subayı Teğmen Donskli. Rahimov raporunu verdi. Yeni bir şey yoktu. Düşman yine kımıltısızdı. Üstelik keşif yapacak küçük birlikleri bile çıkarmıyordu. Rahimov'la beraber bekletilmeyecek gibi kimi işleri sonuçlandırmaya koyuldum. Yanıltıcı siperlerin taslağını birkaç gün öncesinden o hazırlamıştı. Zaman yitirmeden onların hazırlamasını emrettim. O hatlardaki işler ise saklanmayacaktı. Emri alan Rahimov, baş üstüne yoldaş kombat dedi. İzniniz olursa derhal başlayayım. Başlayın. Donsk'a yöneldi. Teğmen Donsk'a şimdi ihtiyacımız var mı yoldaş kombat? Evet. Rahimov selamlayıp çıktı. Ardından yanakları kızarmış Brudni geldi. Zeki ve aydınlık gözlerini biraz siperde dolaştırıp ilgi ve umutla bana yöneltti. Donski masada yazı yazıyordu. Donski haritayı da alıp buraya gelin. Donski haritayı da alıp buraya gelin. Emir subayım Komsomol Donski 2. destek takımına komutan olarak atama düşüncesindeydim. Biliyorum. Savaşımız bir zamanlar bana olduğu size de biraz farklı türde anlaşılmaz görünürdü. Brudni ve Donski de savaşa hiç katılmamışlardı. Her ikisi de komsomoldu. 10. sınıftan ayrılmışlar, biraz eğitim görüp teğmen rütbesi almışlardı. Tümenin ilk kuruluşunda Donski bölük komutanlığına tayin edilmişti. Fakat alabildiğine iyi yürekli olduğundan bu görevden alınmıştı, utangaçtı, sus işleyenlerle uğraşmazdı. Bir komutanın taşımasının zorunlu olduğu katılık ve süreçli isteme hali onun karakteriyle bağdaşmıyordu. Bölüğü teslim almasının ardından uzunca bir zamanın üzüntüler yaşamıştı. Duygularını anlıyordum. Savaşta sana bölük teslim edecek denli güvenemezler. Komsomol Donsk diye düşünüyordum içimden. Onuru ve benlik duygusu hasar görmüştü. 2 gün önce 15 Kasım'da gece baskınının katılacakları bölüklerden seçiyorduk. Donsk bana gelip izin verin yoldaş kombat. Ben de onlara katılayım dedi. Fakat gece baskını için eski emir subayının karargah komutanı Rahimov atanmıştı. Kararlılıkla hayır dedim. Donski yanımdan hemen ayrılmadı. İhtimal ona, bekle Donsk, bana gereklisin. Zamanı geldiğinde sen de savaşacaksın demem gerekiyordu. Oysa sustum, o da sustu. Emir subayımı tanıma anımı gelmişti. Onun onurluluğunu, sakinliğini ve ağırbaşlılığını beğeniyordum. Şimdi de önümde durup haritayı uzatıyordu bana. Kişi yürekli, görevlendirdiği insanı görmeyi ister. Bizim devamlı, aynı siperde yaşamamıza rağmen kendimi engelleyemeyerek yüzüne baktım. Bir kızın yüzünü çağrıştıran teni iklimin sertliğinden bozulmuştu. Brudni'yi de beğeniyordum. İhtimal takım komutanlarının en iyisiydi. Çok zeki ve enerjik biriydi. Gerçenlerin tümüne herkesten önce sahipti. Takımındaki aras cereçler, çüreç, balta, kazma ve testereler her zaman eksiksiz bulunuyor ve en iyi biçimde korunurdu. Öbür takımlar devamlı geride bırakırdı. Üstelik de bunun hep görülmesini isterdi. Böyle zamanlarda küçük, uyanık gözleri konuşur gibi olurdu. Ne olur bunların gözleri önünde bana iltifat et. Bir defasında Brudni'nin korkusuzluğuna ikna oldum. Ateş yuvaları diğer takımlardan çok daha önce tamamlanmıştı. Kontrollerde ön bölümlerin zayıf durumda olduklarını düşünüp sordum. Sana göre bunlar hazır mı? Hazır yoldaş kombat. İçlerine asker yerleştireceksin. Evet yoldaş kombat. Bir askerin tüfeğini aldım. İçeri gir Brudni. Anlayarak sarardı. Evet dedim. Oraya kurşun yağmuru altına askerlerini koyacaksın. Önce kendin gir. Ateş edeceğim. Bir anlık kararsızlık yaşadı. Peşinden topukları üstünde dönerek sipere girdi. Bağırdım. Dur kıyıya geç. Çekildi. Tetiğe bastım. Mermi siperin ön bölümünü delemedi. Brudni'nin onurlanmaya hakkı vardı. Gözleri sevinçle konuşur gibiydi.
Ya ne diyeceksin? Durma, iltifat et bana. Bu olaydan sonra bu karayağız teğmeni sevmeye başladım. Otur Donsk, otur Brudni. Donski haritayı yaydı. Çevirme ve konuşlanma yerlerini aklıma yerleştirmiştim. Bir defa da harita üzerine kontrol ettim ve görevi anlattım. Orada yol kıyısında saklanacaklardı. Kenetlenmiş halde duracak ve Alman motorlu birlikleriyle topçularını engelleyeceklerdi. Keşfe çıkan küçük birliklerin geçmelerine izin verecek ama büyük olanlarını kurşun yağmuruna tutacaklardı. Düşmanı apansız ateşleriyle sersemletip bölgeden çıkacaklardı. Fakat arkadaşlar, ana hedefimiz bu değil. Düşmanın derlenip savaşmaya girişmesini beklemeyin. Durup yolu engelleyin. Onların size atılmasını sağlamaya çalışın. Birinci hedefimiz bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Brutni kuşkulu bir sesle yanıtlanmıştı. Sürekli enerji yansıtan yüzü matlaşıp kaygılanmıştı. Anlaşıldı mı Donsk diye sordum. Evet yoldaş Kambat. Ölene dek orada durulacak. Hayır Donsk, durulmayacak. Uygun zaman kullanacak. Hareket edilip saldırılacak. Saldırı mı? Evet, baskın verilerek saldırılacak. Ateş edilecek. Elden geldiğince fazla Nazi öldürülecek. Ardından beklenilecek. Asılıp çarpışmaya koyulsun. Kuvvetinin birazını eksiltsin. İşte o an sıyrılıp yolun diğer noktasına çıkıp bekleyeceksiniz. Derlenip yeniden harekete geçtiğinde tekrar saldıracaksınız. Saldıracağız diyerek Brudni sözlerimi tekrarladı. Yüzü şimdi canlıydı. Gözleri ışıldıyordu. Donsk sakince gülümsüyordu. O da kavramıştı. Panfilov'un bana sözünü ettiği saldırı sözcüğünde büyülü bir şey vardı. Bu sözcük söylendiğinde yapılacak iş ortaya çıkıyordu. Ruhu kuşatıyor, insanı farklılaştırıp cesaret aşılıyordu. Düşündüm. Bu salt bir taktikten daha derinlikliydi. Detayları konuştuk. Brudin coşkuluydu. Birinci ateşi alan kafası işlemeye başlamıştı. Artık ellerini yol kıyısından nasıl kamufle edeceğini görür gibiydi. Konuşmamı sürdürdüm. Evet askerler, kamufle edilecek. Bunu özellikle senin için vurguluyorum Donsk. Bunu yaparken asla merhametli davranmayacaksın. Donsk sakince yüzüme bakıyordu. Panfilov'un söylediklerini tekrarladım. Merhamet etmek aslında etmemektir. Anlaşıldı mı? Mavi gözleri artık değişmişti. Daha koyulaşıp sertleşmişti. Konuşmalarımızda yurtta ya da Moskova'nın adı geçmedi. Onlar kelimelerin ötesinde kalbimizdeydi. Temeller takımlarına ilişkin hazırlıkları bitirmek için gittiler. Tekrar düşünmeye koyuldum. Sizi şaşırtıyor muyum? Mesele halledilmiş, emir verilmiş ve detaylar konuşulmuştu. Uygulayacaklar da üstlenmişti. Peki ne kalıyordu? Sarpışma. Sarpışmayı yazarken sizden bir ricam olacak. Küçük bir detaydan söz etmeyi aklınızdan çıkarmayın. Savaşta bir de düşman vardır. Ne kadar ters gelirse gelsin, o sürekli gönlümüzce hareket etmez. Kavruyordum. Zekanın zekayla savaşını bugün General Panfilov kazanmıştı. Peki ardından? Kim söyleyebilir? Almanların koyunmuşçasına kurşunlara hedef olacaklarını. Onlar nasıl hareket edecekti? Ukala komutanları düşünme ihtiyacı hissedecek miydi? Savaşta yalnızca bir fikir yoktur. İki fikir vardır. Emir sayısı bir değil, içidir. Savaş sırasında fikrin bir emri yanıtsızdır. Söyleyin, niye? Akşam üzeri takımlar yola çıkmak için hazırlıklarını bitirmişti. Teğmen Donski'nin başında olduğu takım, Ruza Irmağı Köprüsü civarına dizilmişti. Yanlarına atla vardım. Sayıları azdı. 54 kişi. Tümünün sırtı yüklüydü. İçlerinden dördünde hafif makineli tüfek de vardı. Bir bölümü de makinelerin memürlerinin olduğu çantaları sırtlanmışlardı. Muharebeciler sırtlarına kablo rulolarını almışlardı. Sağlıkçıların sayısı ikiydi. Sağ yanlarında askerler gibi tüfekli takım komutanları bulunuyordu. Yanında savaştan önce şoförlük yapan, hep sevdalı fakat iş zamanında nitelikli bir görev anlayışına sahip yardımcısı Volkov duruyordu. Geçtiğimiz gece Sereda baskınına giden grubun da katılımcısıydı. Bana söylenenlere göre Almanları sakince öldürüyormuş. Onların özellikle yan yana gelmelerini sağlamıştım. Jens Donski'nin yanına 40 yaşındaki Volkov, atağın yanına ölçülü.
Daha kararmayan gölgeler çevreyi kuşatırken tümünün yüzünü seçiyordum. Çoğu tüfekleriyle ilk defa Almanlara ateş edeceklerdi. Pek çoğunun bu anda kalbi coşkudan çatlayacak gibiydi. Size neler söyleyebilirim diye sordum. Söylemesi gerekenler söylenmiş, verilebilecekler verilmiştir. Haydi, uğurlar olsun. Hazır ol. Yarım sola. Doldur ve kapa. Çamurlu tepeye takım. Mekanizmalar korkutucu seslerle şakırdadı. 50 dipçik omuzlara yaslandı. Tümseklerin birinin üzerinde karanlığın içinde bir çam ağacı emrimi bekliyordu. Bağırdım. Ateş. Tır tak. Anında al alevli bir çizgi oluştu. Kırılıp karlara düşen dalların çatırdayan sesleri. Mekanizmaların şakırdamaları. Omuzlara dayanan dipçikler. Ağacın silüeti artık bütünlüksüzdü. Kırılan dallar arkadaki köyü gökyüzünü gösteriyordu. Ateş. Aynı alevli çizgi. Ateş sesleri. Kırılan dalların usuşması. Ateş. Bu ateşle ağacın üst kısmı kesilmişçesine eğildi. Titredi, dikildi. Yine eğildi. Biraz durup titredi. Sarsıldı, yığıldı. Alt dallarını kırdı ve yere serildi. Artık tepecikte gökyüzüne uzanan bir çatal kalmıştı. Yeniden emir verdim. Diz çök. Durdum. İyi nişan al. İşte Almanları da böylece bitin. Emirle aynı anda. Tüfekleriniz ölüm kussun. Çiseleyen bir yağmur gibi. Mızmızlanmasın. Arkadaşlar, tüfeklerinize güvenin. Teğmen Donski, takımı götürebilirsiniz. Diğer bir noktadan da Brudny'nin takımını yolladım. Ertesi gün 18 Kasım günü Donski ya da Brudny'nin takımlarından birinin çarpışma haberini bekliyordum. Fakat Almanlar bulunduğumuz bölgede ne o gün ne de ertesi gün kımıldamadı. Bu arada takımlar saklanmış ve orman bitiminde kesintisiz bir çarpışma için sağlamlaştırılmış mevzileri kullanıma hazır hale getirmişlerdi. Çam tepelerine çıkarılan gözcüler Almanları izliyor, göz altında bulunduruyorlardı. Günde bir iki defa karşılaştığımız saatlerde Donski ve Brudny telefonla hep aynı raporu veriyordu. Düşman görüntülerde yok. Volokolamsk bölgesinin tamamında yalnızca bir değil, komşu taburlarda düşmanlarda herhangi bir hareket görmüyorlardı. Almanlar çeşit birlikleri bile çıkartmıyorlardı. Fakat tabur savunma hattının sol ceri tarafından, Ruza Irmağı'nın gittiği ormanların arkasından devamlı ateşlerin sesleri duyuluyordu. Orada tank savar toplarımız Alman saldırılarını engellemeye uğraşıyordu. Panfilov oradaki tümenin sol tarafında bütün tank savar ve uçak savar toplarını bir araya toplamış, taburumuza ait topları da oraya getirmişti. Bize de taburun bir bölüğünün boştaki sağ kıyıya koymamızı emretmişti. Geceleyin yangın ateşiyle gündüz ise ateş seslerinden esas savaş hattındaki değişimleri gözleyebiliyordum. Atış sesleri yakınlaşmıyor, tersine uzaklaşıp daha fazla arkamıza yöneliyordu. Tümenin genel savunma hattındaki durumundan haberim yoktu. Alman saldırısının ağırlık merkezi ayın 16'sındaki yerde duruyordu. Onlar derlenmiş kuvvetleriyle burada atağa geçmişlerdi. Saldırı kuvvetleri yaklaşık 2 tümendi. Bu tümenlere bir de tank tümeni ekleyip onları Mojaysk, Volokolamsk civarına Rodaka yoluna çıkartmayı sağlamışlardı. Rodaka savunma hattına paralel bir yoldu. Onlar ardımıza geçmişler, Volokolamsk'a doğru ilerlemekteydiler. Bu saldırılardan bizi doğuya konuşlanmış kanadımızdaki askerler koruyordu. Diğer taraftansa Almanlar gelmiyordu. Aramızdaki insansız arazi 20 ile 50 kilometreydi. Birinci duyumu 20 Kasım'da Donsk'tan kararlaştırılan saatte aldım. Yoldaş kombat, bir kamyon dolusu Alman piyadesi geliyor. Bir kamyon dolusu. Evet, bırakın geçsin. Bir iki dakikanın ardından tekrar aradı. Yoldaş komutan, bir dizi kamyon ve piyade görünüyor. Sayıları ne kadar? Arkası görünmüyor. Yaklaşık 10 kadar. Affedersiniz, 2 tane daha olduğunu söylediler şimdi. Evet, Donsk dedim. Onları engelleyeyim diye tümcemin arkasını getirdi. Donsk'in ağır ağır soluk alışlarını telefondan duyabiliyordum. Evet, değil mi yoldaş kombat? Evet,
Baş üstüne yoldaş kombat. Onları engelleyeceğiz yoldaş kombat. Donsky telefonu kapattı. Ben Almaz'ı kulağıma bastırmaya devam ediyordum. Telin diğer ucuyla yeraltına saklanmış bir bağlantısı vardı. Seslerini duymadan, sözcükleri seçmeden Karacahtan 8 kilometre ötedeki takımın neler yaptığını duyabiliyordum. Atık kamyonlar, zamansız düşen Kasım karlarıyla teçhizat kaplanan sert yolda ağır ağır ilerliyorlardı. İçi tarafına ve ortalarına koydukları sıralarda tüfekleriyle Alman askerleri oturuyordu. Şu an size tuhaf gelebilir. Fakat 1941 yılı o Kasım ayında Moskova önlerindeki Almanların atakları böyle gerçekleşiyordu. Çeşifte bulunmayan nöbetçiler çıkarmaya, yol güvenliği almaya dahi ihtiyaç durmuyorlardı. Karşılarına çıkacak Rusları yere sereceklerinden emindiler. Ruslar ise ormanın bitiminde bekliyordu. Yeşilimsi çepli ve kaputlu bir erlerimiz gözlerini onlardan ayırmıyor, işverenlermişçesine pikniğe çıkmışçasına ilerleyen bu insanları göz altında bulunduruyor, saklandıkları yerden tüfeklerinin dipçiklerini sıkarak gelecek ateş emrini bekliyorlardı. Almaz takırdar gibi oldu, bağırdım. Hey, neler oluyor orada? Ateş ediyorum yoldaş kambat. Onları vuruyorum. Tümünüz birden mi? Evet, emrinize göre yoldaş kombat. Peki Almanlar? Uzunca bir bekleyişten sonra kaçıyorlar diye yırtınan sesi geldi telefoncunun. Vallahi kaçıyorlar. Mutluluktan deli gibiydim. Almanlar kaçıyorlar. İşte bu da yaşanabiliyordu. Almanlar savaşmaktan kaçıyorlardı. Bizim de onları kaçırtacak, gövdelerini imha edecek, içlerini korkuyla dolduracak kuvvetimiz bulunuyordu. Almanlar aniden sıkı düzeni ve onurlarını unutacak, üstün ırk olduklarını, dünyayı fethetmeyi unutacak, mağlup edilmez olduklarını unutacak ve kaçacaklardı. Ah, şu an süvarilerimiz olsa da arkalarından koşsak, derlenmelerine fırsat vermeden bitsek, bitsek. Yalnızca bu yenciden değil, zekanın ürünü bu yenci buluşundan da sarhoştum. Biz de kuvvetliyiz. Bunun adı, hayır, şimdi ona bir ad verecek kadar güçlü değilim. Bir zaman sonra Donsk telefonda savaşı nakletti. Başlangıçta pusudaki askerler yaklaşık 100 Alman'ı tepelemişlerdi. Canını kurtaran bunun 3-4 kat fazlasıysa geri çekilip derlenmiş ve yayılarak ateş etmişti. Güzel, bütünüyle de bu gerekiyordu, dedim. Onlarla bir süre oyna. Aynı yere kapanıp kalsınlar. Adamlarını sakla ama yanlarını izlemeyi asla unutmayın. Savaşın gidişatını telefonla gözlüyordum. Almanlar için tüfek ve makinelerle ateş etmiş, arkasından da roketatarlar ve bazukacılar işe koyulmuştu. O sıralar Hitler ordusunun büyüklüğü bu roketatarlardır. Motorize piyadeler bu bazukaları odun taşırcasına kamyonlara yüklerdi. Askerler siperlerine indi. Ormana yaklaşan Alman gözcüleri 2 saatlik atışların ardından tekrar ateşle karşılandı. Takım hayattaydı. Takım yolu tutuyordu. Telefonla bölük komutanlarına savaşın gidişatını bildirdim ve bunun ellerine anlatmalarını emrettim. Arkadaşları arkadaşlarının Almanları nasıl tepelediklerini bilsin istedim. Biraz sonra 2. bölüğün olgun biri olan komutanı aradı. Askerler her şeyden bütün detaylarıyla haberdarlar yoldaş kombat. Nereden öğrenmişler? Telsiz asker telefonundan yoldaş kombat. Serbikov gülümseyerek konuştuğunu anlıyordum. Nasıl bir telefon bu? Yaralılar geldi yoldaş kombat. Yaralı insan acı doludur yoldaş kombat. Acı hissetmesi ve kıvranması gerekir. Oysa bunlar tersine neşeliler. Biz onlara gösterdik diyorlar. Biliyor musunuz? Sanki bunu söylemeleri acılarını eksiltiyor. Demek yaralılar da insanın moralini yükseltebilirmiş. Yaralı sayısı kaç? 4. İlk yardım yapıldı fakat yine acele Sahra Hastanesi'ne götürülmeleri gerekiyor. Ama onları bir türlü yollayamıyorum. Sürekli nasıl dövüştüklerini anlatıp duruyorlar. Sesindeki sevinç bana da yansıyordu. Almaz'ı bıraktım. Anlayışı zengin biri olan ve az konuşkan Karaca komutanı Rahimov yerinden kalktı. İzin verirseniz yoldaş kombat, yaralılara gidip işleri düzenleyeyim. Evet, gidin. Biraz sonra Donsk tekrar aradı. Söylediğine göre Alman hücum birliğinin kanatları iki yandan da 40 kişilik iki gruba bölünmüş.
Hedefleri belli. Takımı kuşatmaya uğraşıyorlar. Donsky endişeliydi. Seziyordum. Biraz korkuyordu. Seçilme sırası geldi mi diye sormayı istiyordu. Fakat benim o sıkılgan, onurlu teğmenim çok istemesine rağmen bunu soramıyordu. Zararı olmaz Donsky dedim. Emir ver, onları gözlesin erler. Fırsat bulunca da ateşle karşılasınlar. Korkma, onlar korksun. Donsky sonraki bilgisi şuydu. Üç taraftan ateş ediyorlar yoldaş kombat. Bir taraftan da Rus teslim ol diye bağırıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ateş ediyoruz. Güzel, onları oyala Donsky. Bir süre sonra tekrar seslendi. Ateş yoldan geliyor yoldaş kombat. Bizi sarabilirler. Ateşin zararı olmaz Donsky. Artık hava kararıyor. Böylece sıyrılacaksınız. Diren aslanım. Ağzımdan bu söz istemeye çıktı. Ben onunla, mavi gözlü Donsky ile askeri kurallarla değil, yüreğimle konuşuyordum. Niçin heyecanlanıyor Donsky diye bir soru gelebilir aklınıza. Ama kavramaya uğraşın. O sırada o yazı masasında değil, eğitim sahasında da değil. Onun her tarafını ölüm kuşatıyor. Ölümün bağırışlarını duyuyor, onu görüyor o sıralar. Almanlar duraksız mermi yağdırıyorlar. Mermiler kırmızı, mavi ışıklar halinde her yanda uçuşuyor, etrafından geçiyor. Onu sıyırır gibi oluyordu. Onun da yüreği titriyordu. İstence, mantığa ve emirlere rağmen o da duygusuz bir cisim değil. Demirden imal edilmiş değildi. O da bir insandı. Hayatının en korkulu zamanındaydı. Birinci savaşını yaşıyordu. Yüreğinin atışlarını 8 kilometre öteden duyuyordum. Direncimi, bilincimi farkına varmaksızın onda devam ettirmeye uğraşıyordum. Orada yakın savaştaki erlerin her şeyi oradaki subayına bağlıydı. Apansız, sahiden, hiç umulmadık bir zamanda Donsky Almanların seçildiklerini bildirdi. İlçin inanmadım. Fakat artık siperlerin önü koyulaşmıştı. Gün bitmişti. Az sonra Donsky detayları anlattı. Almanlar ateş etmiş, bağırmış ve karanlıkta cesetlerini sürükleyip gitmişlerdi. Bu ufak bir savaştı fakat ben mutluluktan sarsılıyordum. Gülmek istiyordum. Ata binip Donsky'nin bizim yiğit aslanların yanına gitmek istiyordum. Geceleyin teğmen Donsky'nin takımı yerini değiştirdi. Sen Moskova'yı da bıraktın. Ertesi gün ardımızda cephenin içerilerinde ateş sesleri tekrar başladı. Tabrın ön cephesi ise sessizdi. Kararlaştırdığımız saatlerde Donsky ve Brudny raporlarını verdiler. Yollar sessiz. İleride evvelki gün olduğu gibi tüm yüksek ağaçların üzerine gözlüler çıkarılmış, Almanları gözlüyor, görünmelerini bekliyorlardı. Telefonun aniden çalmasını bekliyordum ve çaldı. Nöbetçi telefoncu telefondaydı. Oradan yoldaş kombat, o da içinde olduğumuz hayatı biliyordu. Uzun uzun anlatması gereksizdi. Nereden olduğunu anladım. Yoldaş kombat, görseniz atlı bunlar. Nasıl şeyler, yoldaş geliyorlar. Brudny'yi hızlıca konuşmasından tanıdım. Şimdi onun sırasıydı anlaşılan. Bildiğimiz gibi Brudny'nin takımı farklı bir yolda saklanmıştı. Sayıları ne kadar? 20 kadar, bırak geçsinler. Atlıların ardından bir grup motosikletli göründü. Bugün düşman daha önemliydi. Öncüler yollamıştı. Bizimkiler de ustaca gizlenmişlerdi. Koruluğun içindeydiler. Brudny'nin Almanları beklediği yol kıyısındaki koruluk büyük değildi. Fakat önde yaklaşık yarım kilometre ötede başka bir orman bulunuyordu. Gerektiğinde ona en elverişli zaman seçerek zorlanmadan oraya kaçabilecek, yeniden düşmandan sıyrılarak yola çıkabilecekti. Yarım saatin ardından Alman süvarileriyle motosikletlileri geri geldiler. Yol ırmağa dek onlara açıktı. Biraz sonra Brudny kamyon dizisiyle piyadelerin seçildiğini haber verdi. Yolun temiz ve güvenli olduğunu düşünen Almanlar, evvelsi günkü gibi yol güvenliksiz kamyonlarla harekete hazırdılar. Hazır mısın diye sordum. Evet yoldaş kombat, hazırız. Yaklaşmalarını bekle ve sonra saldır. Soğukkanlıca hareket et. Almaç'tan sert ve kararlı bir ses. Baş üstüne yoldaş kombat. Orada yaşananları yine muhabereci erbiliyordu. Bu şosede de dün yaşadığımız öykü yaşandı. Pusudan ateş, ikinci, üçüncüsü. Almanlar tekrar arabalarından fırlamış, öğrendikleri her şeyi hemen unutmuş, emirleri sıkı düzeni ıskalayıp tamamen panikleyen bir sürü haline gelmişlerdi.
Ormandan bana çarpışmayı aktaran eri sorguluyordum. Kaçıyorlar mı? Yoksa yayıldılar mı? Bana net ve gerçek bir yanıt ver. Kaçıyorlar yoldaş kombat. Amma da koşturuyorlar ha. Biz onları gene devirdik yoldaş kombat. Daha önceki gün bunu düşünüyordum. Apansız ateş altında kalan Almanların nasıl hareket edecekleri kafamı kurtarıyordu. Oysa ki onların derhal yere yatmaları, yapışmaları ve ateşle karşılık vermeleri gerekirdi. Emir almasa da insanın kendini koruma duygusu bunu yaptırırdı. Fakat bilinmez hangi kuvvet insanları inme indirip düşünme usullerini ele alıyor, düşmanın işini kolaylaştırıp ölüme daha hızlı koşturuyordu. O zamanlarda daha başlangıç çarpışmalarında aklımca bu kuvveti anlıyordum. Aceleniz olmasın, onun da sırası gelecek, ondan da bahsedecek hakkında konuşacağız. Savaşın başlangıcında Brudny'nin takımı ile bağlantı koptu. Hatları incelemek için gönderilen muharebeciler Almanlara rastlayarak durdular. Özenle onları sorguladım, zira ne olduğunu kavrayamıyordum. Düşman onlara yol üstündeki köyden ateş atmıştı. Oradaki Almanların sayısını, kamyonların gelip gelmediğini bilmiyorlardı. Tuhaf, endişe verici bir durumdu. Takımımız acaba neredeydi? Başlarına ne gelmişti? Yoksa kuşatılmışlar mıydı? Bu kadar serin kanlı, bu kadar zeki bir olan Brudny acaba sıyrılma zamanını mı iyi kestirememişti? Ne yapabilirdim? İnsanları yok oluşa terk edemezdim. Onlara nasıl yardım edebilirim, neyle? Ben bir takımı alıp oraya yardıma gitmeyi epey istiyordum. Fakat hayır, bu hakka sahip değildim. Kendi taburum var. 7 kilometrelik cephem var. Ben burada kalmaya mecburum. Burkulan yüreğimle soğukkanlı olmaya uğraşıyordum. Takımın kuşatıldığını düşünelim. Acaba benim 50 askerim, 50 seçilmiş kişim esir mi düşecek? Ellerini havaya mı kaldıracaklar? Hayır, hayatları için dövüşecekler. Ben buna eminim. Onların tüfekleri, makinelleri ve yeter derecede cephanesi bulunuyor. Teorik de olsa düşman eline düşmelerini kabullenemiyordum. Onlara gözcülerden oluşan yarım takımlık bir yardım yolladım. Yarım takım. Böylesi kuvvetlerle savaşıyorduk o zamanlar. Komutanlarına kendimizi belli etmeden yaklaşın. Açık gözlerle gidin. Uyanık olun ve acele etmeyin. Brudny ile karanlıkta bağlantı kurup ona yardım edin diye emrettim. Brudny'ye yolladığım emir de şöyleydi. Sıyrıldığında takımıyla yine yola çıksın. Önceki emrime uygun hareket etsin. Ertesi gün bir diğer yerde yeni bir tuzak kurup düşmanları tekrar ateşle karşılasın. Takım komutanına emri verip siperden ayrıldım ve sislenmiş gök yüzünün altına çıktım. Karanlığın çökmesine daha 2 saat vardı. Ne birini görmeyi ne konuşmayı istiyordum. Aklımda kuşatılmış takımdan 50 adamdan başka bir şey yoktu. Irmağa doğru yavaş yavaş yürüdüm. Düzlükte eller yer kazıyor, ağaç getiriyor, sahte siperler hazırlıyordu. Oraya gitmek de istemiyordum. Uzaktan çok ağır çalışıp isteksiz olduklarını düşündüm. Hızlı, daha hızlı davranın. Askerlerimiz, 50 adamımız bize bu vakti sağlamak için dövüşüyor. Kim bilir, belki de ölmekteydiler. Oraya gittiğimde kendimi engellemeyip suçluyu da suçsuza da kılacağımı seziyordum. Neredeyse kulaklarımı dikmiş, karşıdan ırmağın diğer tarafından Alman bazukalarının seslerini duymaya uğraşıyordum. Hayır, orası ıssızdı. Ya orada her şey sonuçlandıysa, yani artık Brudny'yi, Kurbatov'u hiç göremeyecek miyim? Sonraları zaman geçip savaşta olgunlaştıkça yüreğim bu tür şeylerle pek sızlamamaya başladı. Sipere döndüm ve yolladığım yarım takımdan haberler beklemeye başladım. Telefoncu fısıldadı. Yoldaş Kambot, telefon size. Bölük komutanı Selvikov tekmelini verdi. Yoldaş Kombat, Brudny'nin takımı çemberi yardı. Coşkuyla bir kez daha, bir daha sordum. Nereden öğrendiniz? Nasıl nereden, yoldaş komutan? Erler burada, nerede? Size raporumu sunuyorum. Servikov bütün detaylarıyla emir ve yönetmeliklere uygun hareket ediyor, uzatıp duruyordu. Raporumu bildiriyorum. Buradalar, bölüğün emrine girdiler. Kim? Neredeyse kavrayamıyordum veya daha doğru dürüst anlayamamıştım, fakat nasıl olurdu? Belki de şu sıralarda her şey farklı belirecek, farklı bir bereklığa kavuşacaktı. Servikov yanıtını tekrarladı. Teğmen Brudny ve askerler, yani dönebildiler, 6 kişiyi yitirmişler.
Peki Almanlar, peki yol. Aslında şu anda anlamsızsa da soru ağzımdan çıkmıştı. Belçi Selvikov'un yanıtı beynime kazındı. Düşman yolu zapt etti. Dondum kaldım. Selvikov kaygılı bir sesle. Yoldaş kombat. Telefonda mısınız? Evet. Brudni'yi telefona çağırayım mı? Gereksiz. Yanınıza gelsin mi? Hayır. Peki iyi. O halde ne? Beni bekleyin. Telefonu yerine koydum fakat yerimden o anda kalkamadım. İşte en dehşet verici olan gerçekleşmişti. Korkutucu olan yolun kaybedilmesi değildi. Esasen buna hazırdım. Taktik olarak bunu yarın veya en geç ertesi gün olması gerekiyordu zaten. Fakat bu gün benim teğmenim, benim ellerim geri çekilip yolu terk etmişlerdi, kaçmışlardı. Bir iki dakika içinde atla ikinci bölük merkezine gidiyordum. Yakındı. Bunun 3 gün öncesinde bence tarihi olan o gün buradan ellerimi yollamıştım. Alacakaranlıktı. O zaman da şimdi de. Fakat o zaman 3 gün öncesinde beni hazır ol komunda karşılayan Kazaklardı. Şimdi ise geriye dönen Kızıl Ordu erleriydi. Façisiz düşen karın kapladığı yerde bitkince oturuyor veya yatıyorlardı. Bir yükseltinin yanındaki siperin önünde grup komutanları vardı. Birinden biri tıknaz bir gölge onlardan ayrılıp bana doğru koştu. Bir yandan da komut veriyordu. Kalk, hazır ol. Brudni'ydi. Koştu. Keskin bir selam vererek önümde dimdik durdu. Yoldaş kombat. Kalınca sesiyle haykırır gibiydi. Sözünü böldüm. Teğmen Selvikov, buraya gelin. Selvikov koştu. Kıdemli hanginiz? Ben yoldaş kombat. Tekmilin için siz vermiyorsunuz. Niye takım dizilmemiş? Bu karışıklık ne? Herkes dizilsin. Komutanlar dahil. Bozjanov yaklaştı. Bana hafifçe bir sesle Kazakça sordu. Neler olmuş aksakal? Rusça yanıtladım. Bu emir sizi de ilgilendiriyor politik yönetici. Sıraya. Bozjanov bir an öylesine durdu. Yüzünü bana çevirmişti. Söyleme istediği bir şeylerin var olduğu açıktı fakat cesareti yoktu. Şimdi teselli edecek sözlere tahammülsüzlüğümü, böylesi bir şeyi reddedeceğimi seziyordu. Karın üstünde ve tam karşımda dizinin katı hattı belirdi. Her şey bütünüyle ıssızlıkla kaplanmıştı. Diziye sokuldum. Bu defa Servikov tekmili veriyordu. Konuşmalarına uzaktan doğu tarafından gelen top sesleri eşlik ediyordu. Servikov'un yanında bedeni kas katı olmuş Brudni bulunuyordu. Ona doğru konuştum. Raporunu ver. Çabuk çabuk konuştu. Yoldaş kombat. Komutamdaki destekçi takım yaklaşık 100 faşist öldürdü. Fakat kuşatıldık. Yarma harekatına karar verdim. Güzel. O halde niye tekrar yola çıkmadın? Yoldaş kombat. Kovalanıyorduk. Kovalanıyordunuz. Öfkeyle nefretle bağırıyordum. Kovalanıyordunuz. Bu durumu bahane edip kendini savunmakta dilin çok aceleci. Onlar bizi Urallara da süreceğini söylemiş. Bunun böyle olacağını mı düşünüyorsun? Onların Moskova'yı almalarına izin vereceğiz. Vatanımızı teslim edeceğiz. Ailelerimizin, yaşlıların, karılarımızın yanına kaçacağız. Peki ne diyeceğiz? Kovalanıyorduk mu? Ha, yanıtla. Brudni sessizdi. Pek yazık. Aynı öfkeyle haykırıyordum. İyi ki burada kadınlar yok. Onlar tokatla karşına çıkar, yüzüne tükürürlerdi. Bir komutan değilsin sen, korkağın birisin. Cephe ötesinden tekrar top sesleri duyuldu. İşitiyor musun? Düşmanlar orada, ardımızda. Almanlar orada, Moskova yolunu açmakta. Buradaki taburumuz onların güvenliğini sağlıyor. Onlar bize inanıp güveniyor. Onlar bizim direneceğimizi, onların kuşatılmalarına izin vermeyeceğimize emindiler. Ben de sana inanıyordum. Sen yolu engelliyordun. Ama korkup kaçtın. Sen yalnızca yolu bıraktığını mı düşünüyorsun? Hayır, sen Moskova'ya da bıraktın. Ben sanıyordum ki konuşacağımız bir şey yok. Git. Nereye gideyim? Emir verilen yere. Irmağın diğer kenarına işaret ettim. Brudni oraya dönmeye uğraştı. Adeta arkaya elimin işaret ettiği tarafa bakmayı istiyor. Fakat önümde dimdik durmaya devam ediyordu. Fakat orada yoldaş kombat titreyen sesiyle konuşmaya uğraşıyordu. Doğru, orada düşmanlar var. Yanlarına git. Dilersen onlara yardım et. Dilersen öldür. Sana buraya gelmeni emretmedim. Benim kaçağa gereksinimim yok. Git.
Güvensiz bir sesle sordu. Takımla birlikte mi? Hayır. Takıma farklı bir komutan atanacak. Sen tek git. Tabur komutanının emre itaatsizlik eden komutanlara karşı cüdünü değişik yöntemlerle kullanma hakkı bulunuyordu. Dilerse onu tekrar çarpışmalara yollayabilir, görevden el çektirebilir, mahkemeye verebilir, üstelik yöntemlere uygunsa kurşuna da dizdirebilirdi. Peki ben ne yapıyordum? Ben de onun mahkemesini orada görüyordum. Bu asker dizilerinin gözü önünde onu kurşuna dizmekti. Her ne kadar pratik olarak değilse bile teorik olarak aynı şeydi. Bu askeri onurunu çiğneyen, erleriyle beraber Almanlardan kaçan bir komutanın kurşuna dizilmesiydi. Onursuzluğa uygulanacak ceza da onursuz bırakmaktı. Brudny daha önümüzde dimdikti. Daha taburdan kovulduğuna inanamıyordu. Onun için bir dehşet verici bir zamandı. Kendisi komsomoldu. Doğaldır ki pek çok kez savaşırken ölümünü anmıştı. Kuşkusuz ki o da ihtimal savaşırken yurdu için öleceğinin gerekeceğinden haberdardı. Gözü peçli hayal etmiş, zaferin sevincini, başarılı olmanın ödülünü ve şöhreti düşünmüştü. Dillendirmesi zor şahsi sevincini düşünmüştü fakat şimdi acıtıcı gerçekle yüz yüzeydi. Sahici bir savaş yaşanmış. O komsomol Brudny Teğmen Brudny takımıyla birlikte düşmandan kasmıştı. Mahkemesi artık sonuçlanmıştı. Müdafaasız, şusuz, busuz sonuçlanmıştı. Yaşananlar komsomol idaresinde değil, savaş meydanında gerçekleşmişti. Burada mutlak emir verme yetkisi komutandaydı. O da hükmünü vermiş, ceza kesmişti. Tüm hayalleri suya düşmüştü. O Brudny'nin hayatını Azrail'den almıştı. Fakat onun artık hayat hakkı bulunmuyordu. Askerin gözü önünde korkaklıkla damgalanıp kovulmuştu. Tek şey anlamamışçasına hep aynı halde duruyordu. Bu ölümden de kötüydü. Son bir sözcük söylememi umuyordu. Ben sessizce gözlerinin içine bakıyordum. Kas katıydım. İçimde merhametin zerresi bulunmuyordu. Savaşa girmiş insanlar beni anlarlar. Böylesi zamanlarda gazabın karşısındaki tüm diğer duygular ölür. Nihayet Brudny anladı. Söyleneceklerin tümü söylenmişti. İstencini zorladı ve elini kaldırıp selamladı. Emredersiniz yoldaş Kambat. Peşinden de askerce topukları üzerine dönüp yola koyuldu. Giderek hızlanıyordu. Rusa üzerindeki köprüyü bir an evvel geçmek için acelesi var gibiydi. Şimdi gittiği yerde düşman yalnızca gecelemek için konaklıyordu. İnsanlardan oluşmuş kara bir sete benzeyen takımdan bir gölge koptu. Brudny'nin peşinden koştu. Bağırtısını hepimiz duyduk. Yoldaş Teğmen, ben de geliyorum. Bu gölgenin kim olduğunu anladım. Cemiş omuzlu, uzunca boylu, omuzundaki mazeriyle koşan gölgesini ayırt ettim. Sesini hiç unutmazdım. Kurbatov, yerine dön. Durdu. Yoldaş Kombat, bizlerde de suç var. Diziden çıkmak için kime sordun? Yoldaş Kombat, oraya tek başına kimse gidemez. Orada diziden çıkman için kimden izin istedin? Yerine, gerekirse bana soracaksın. Bir komutan mışçasına soracaksın. Kurbatov yerine dönüp konuştu. Yoldaş Kombat, izniniz olursa bir şey sormak istiyorum. Hayır, burası toplantı yeri değil. Biliyorum sizler de komutanınızla beraber kaçtınız. Fakat sizin sorumluluğunuz komutandadır. O kaçmanızı emir ederse kaçmaya mecbursunuz. Beni hepiniz duyabiliyor mu? Komutan emir verince geriye çekilmek durumundasınız. Her şeyi o yanıtlayacaktır. Fakat komutan size dur emri verirse, siz de oradan kaçıyorsanız, komutanın ve içinizden biri namuslu olan her asker onu vurmaya mecburdur. Komutanız sizi durdurmayı, sizleri buyruğuyla orada tutmayı düşünememiş. Kaçan olduğunda kendisinin de vurması gerekiyordu. Yapmadı, cezasını ödedi. Aniden sisin arasından Brudny yeniden belirdi. Görünmezleştiği yerden geri geliyordu. Şimdi yüreğinde kabaran öfke ve nefreti iyice hissediyordum. Ne istiyor? Yalvarmak için mi dönüyordu? Ülkeye mi kapıldı? Ne istiyorsun? Yoldaş Kombat, belgelerimi alınız. Ne var üzerinde? Brudny çeçeleyerek yanıtladı. Komsomol kartı, kimliğim ve mektuplarım. Bozjanov'u çağırdım. Yoldaş politik yönetici, belgeleri alın. Brudny kaputunun iç cebinden bir tutam mektup ve belge çıkarıp Bozjanov'a verdi.
Bozcanov yavaşça aksakal diye fısıldadı. Fazlasını söyleyemedi fakat o bir tek sözcüğün içinde yalvarıyordu. Brudny ise karşımda başı eğik duruyordu. Bu hal bana bir korkağın uyanıklığı olarak geldi. Dönüşünde bundan emindi. Tabur komutanı politik komutanı çağıracak, o da onun için yalvarıp af dileyecekti. Kafamdan sen tahminime göre düşman karşısında göstermediğin uyanıklığı burada göstermek istiyorsun diye bir fikir geçti. Ona onurunu kurtarma olanağı veriyorum. O tekrar uyanıklık ediyor. Dilediğin gibi olsun. Dilersen onursuz ol. Brudny dedim. Diliyorsan belgelerini sen de gizleyebilirsin. Oraya gitmen de gereksiz. Al sana bir yol daha. Ona geriye uzanan çeti yolunu işaret ettim. Alay karargahına uğra. Taburun seni kovduğunu ve seni mahkemeye verdiğini söyle. Kendini akla. Brudny belli belirsiz, hıçkırmayı andıran bir sesle derince soluklandı. Yoldaş kombat, ben size ispat edeceğim. Ben öldüreceğim. Sesi titreşti. Bir süredir boğduğu hıçkırığı boşaltmak üzereydi. Oraya gideceğim. Bir nöbetçiyi öldüreceğim. Silah ve belgelerini getireceğim. Size ispatlayacağım. Sakince bu kesik konuşmasını dinliyordum. Öfkem azalıp kayboluyordu. Tek onun duyabileceği bir biçimde fısıldamayı istiyordum. Aferin, işte böyle olman gerekiyor. Ruhum dolu dolu bir sevgiyle titredi fakat onu kimse duyamadı. İstediğin yere git, bana ihtiyacın yok. Brudny, alın yoldaş politik diyerek elindekileri ona verdi. Bozcanov el freni yaktı, ışığı Brudny'nin karayağı sararmış yüzünü aydınlattı. Gözleri çukurlaşmış, elmacık çemikleri sivrilmiş gibiydi. Onların üzerindeki deri ise alev alev yanar gibiydi. Sonra ışık kağıt tutamını aydınlattı. Bozcanov onları aldı ve ışığı söndürdü. Brudny döndü ve çabuk adım uzaklaştı. Bağırdım, Kurbatov, teğmene otomatik tüfeği ver. Ona yapabileceğim tek şey buydu. Taburun Moskova'yı koruyan cephenin sorumluluğu bendeydi. Yolda yeni bir çarpışma. Tabur komuta yerine girdiğimde Kurbatov'u çağırdım. Çatık kaşla içeri geldi. Diğerleriyle beraber Almanlar onun da onurunu zedelemiş, yakışıklı, kuvvetli ve belki de bu korkusuz erkeğin yüzünü leçelemişti. Niye? Niçin böyleydi bu? Bilmeye mecburdum. Sordum. Anlat bakalım neler oldu oralarda. Niçin kastınız? Kurbatov kısa yanıtlıyordu. Siperlenen Almanlarla karşılıklı ateş ederlerken artlarından çok yakın bir yerden makineli sesler gelmiş. Sırtlarına ağızlar arasından üzerlerine yağmur gibi mermiler yağmış. Brudny haykırmış. Geriye zıplayın. Takım kararlaştırdığı gibi süngü tak komutuyla yerinden fırlayıp kenardaki ormancığa atılmış. Fakat apansız üstlerine oradan da mermi yağmuru başlamış. Aralarından biri düşmüş, biri bağırmış. Askerler kenarlara koşmaya başlamış ve bunun ardında da duramamışlar. Bu anda arkalarından hep mermiler yağıyormuş. Almanlar ateş ederek kovalıyormuş. Asker dilinde buna soluğu ensemizde adı verilir. Sizi kovalayan makineli tüfeklilerin sayısı ne kadardır diye sordum. Kurbatov, bilmiyorum yoldaş kombat diye yanıtladı. Belki 10, belki de daha az. Kurbatov suskunca yere bakıyordu. Gidebilirsin dedim. Kurbatov ciddi. Askerimin neler hissettiğini biliyordum. Utanıyordu. Utanmak. Bunu hiç düşündünüz mü? Şayet savaş esnasında askerin bu hissi ölür. Kaybolursa hiçbir eğitim, hiçbir sıkı düzen orduyu tutamaz. Mermilerin altında Kurbatov da diğerleri gibi kaçmış. Korku onun da kulaklarına bağırmıştı. Tamam, bitti. Hayatın sonundasın. Bu genç yaşında seni öldürecekler veya yaşamın sonuna dek sakatlanacaksın. Kaç, kurtul, gizlen. Kesinlikle eminim ki bu anda da bir diğer ses de kulaklarda tınlıyordu. Hayır, dur. Kaçmak aşağılıktır. Bir skandaldır. Korkak, senden iğrenecekler. Dur, savaş. Yurt uğruna. Başarabileceklerini başar. Ona faydalı ol. Bu anda bir komutan nedenle lüzumluymuş. Bunun terazinin biri o tarafına, bir bu tarafına ağır bastığında kendine güvenen becerikli bir komutan nedenle lüzumluymuş. Komutanın ağır başlı ve tok sesi tınlamalıymış. Onları emre itaata çağıran ses. O ses yurdun evlatlarına emir olacaktı.
Korkunun zayıflattığı ruhları tekrar savaşa sürebilecekti. Komutan onlara salt askeri eğitimle sağlanan sıkı düzeni anlatmayacak, bir de insafın, onurun ve yurtseverliğin güzelliğinden söz edecekti. Brudny komutayı üstlenmesi, emretmesi gerektiği halde üçtü. Bu yüzden takım mağlup oldu. Bu nedenle dürüst asker şimdi utancından yüzüme bakamıyordu. Takım komutanı işlediği suçun cezasını ödedi. Peki ben, taburda olmuş ve olacaklardan, her başarılmadan, her kaçıştan. Komutan ve askerden sorumlu değil miydim? Takım savaş yitirmişti. Yani savaşmayı ben başaramamıştım. Alay karargahını sorundan telefonla haberdar ettim. Bilgiler verdim. Telefonu yerine bıraktım ve acımasız yargıç, affetmeyen yargıç, kendi vicdanımla baş başa kaldım. Suçumu bulma zorunluluğum vardı. Acaba takım komutanlığına deneyimsiz birini mi atamıştım? Acaba onun korkağım biri olduğunu erken anlayamamış mıydım? Aslında öyle değil. Kaçışının ardından dehşet verici, o cezanın ardından tekrar yüreğimdeki sevciyi diriltmeyi, asker onurunun varlığını gösterebilmişti. Orada mermi yağmuru altında acaba ne olmuştu ona? Acaba niçin orada komutan sorumluluğunu, görevini yok saymıştı? Belki de diğerlerinin korkusundan etkilenmişti. Hayır, askerlerimin korkaklığına inanamazdım. O halde belki de onları ben iyi hazırlayamamıştım. Değil, bunda suçum yoktu. Gerçeğin hafifçe sırıtan ağzı beliriyordu. Akılda, usulcacık ama kaba hatlarla. Tamam, bir iki gün öncesinde teğmenimi görevlendirirken biraz düşünmüştüm. Almanlar koyunlar gibi bir ikinci, üçüncü kere başlarını ateşlerimizin altına sokacak değildi ya. Fakat o anda alevlenen bu fikrimden tek bir şey çıkarsayamamıştım. Düşmanın sandığımızdan çok daha ahmak olduğunu tahmin etmiştim. Anlaşılıyordu ki biz düşman komutanını çestirdiğimizden çok daha önce kafasını çalıştırmak durumunda bırakmıştık. Tuzakla karşılaşması onu da planlı davranmaya mecbur etmişti. Anlaşılan ben bunu gerektiğinde anlayamamıştım. Şaşırtmamı o da bir şaşırtmayla karşılamıştı. Takımımın atağını kaçmaya dönüştürüp o beni kendi aracımla kovalamıştı. Apansız en yakın taraftan kurşun yağdırıp askerlerimi panikletmişti. Bugün o yendi ve beni kaçırttı. Fikirlerimi açıklarken farkında olarak ben sözcüğünü kullanıyordum. Onun subayları ve ellerinin üstünlüğünü kabullenemezdim. Onlar cüslerinin büyüklüğüyle de beni mağlup etmemişlerdi. Bize saldırıyı gerçekleştirenlerin sayısı kabarık değildi. O benim düşünceme tıpatıp uygun hareket etmişti. Çokluğa karşı zayıf kuvvetle de savaşılabilir ve onlar kaçırtılabilirdi. O beni kendi düşüncelerine uygun davranmaya zorlamıştı. Zekasıyla mağlup etmişti. Evet, evvelsi gün yeterince düşünmemiştim. Ben savaş başlamadan mağlup edilmiştim. Tamam, suçum da buydu. Haritayı inceleyip çarpışma sahnesini kafamda canlandırıyor, nasıl kaçıştıklarını düşünmeye uğraşıyordum. Almanların bunu sağlayacak planlarını nasıl uygulamaya koyduklarını anlamayı istiyordum. Askerlerim korkup kaçmıştı. Almanlar onları buna zorlayıp kovalamıştı. Beleğimde bunu kurabiliyor, izleyebiliyordum. Onların mermi ve ölümle kamçılanıp kaçıştıklarını görebiliyordum. Kaçarken arkalarından ateş eden, kovan, terli Almanları seçebiliyordum. Kaçıştıkları yolda koruluk, çalılık, kovuluklar var mıydı? Peki hepsini bir tarafa atlayıp mevzilenerek tüfeklerini, kendilerini kaçmak durumunda bırakanlara doğrultup ataklarını engelleyemezler miydi? Brudny sakin davranamamıştı. Kendine ve askerlerine egemenliğini yitirmişti. Ondaki suç buydu. Fakat ben tabur komutanları olarak daha önceki gün bu durumu kestirmek, bu imkanları değerlendirmek durumundaydım. Düşman yolu zapt etmişti. Fakat henüz yalnızca birini, diğerine hala sahip değildi. Orada tuzak ve gözetleme yerlerini sürekli farklılaştıran Donsk, Almanları gözlüyordu. Yarın düşmanı herhangi bir biçimde önce kaçırtmaya ve peşinden de aynı kuvvetle onu kovalamaya uğraşacaktı. Donsk ile haberleşip yanında koruyucularla bana gelmesini bildirdim. 1,5 saat sonra geldi. Görüntüsü hiç değişmemişti. Yürümesi, elleri, teni hep eskisi gibiydi. Kadınsı bir nezaketi vardı. İçeri girerken yüzünü hafif bir pembelik bastı. Fakat daha ilk davranışlarından ve konuşmasından anladım ki Donski farklı biri olmuştu. Gözlerimiz laslaşınca gülümsedi.
Bunda içtendi. Biraz utangaç fakat yepyeni. Moralinin yüksekliğini hissedirdim. Cimsemenin kendisine tanınmış bir hak olduğunu anlıyor gibiydi. Hareketleri bile daha kararlı ve hızlıydı. Selamlayışı da eskiye göre daha serbestti. Geldiğini eskiye oranla daha rahat bildirdi. Otur dedim. Haritayı uzat. Haritada gizlenme yeri belirtilmemişti. Böylesi durumlarda doğru olan haritaya güvenmemektir. Fakat birinci çarpışma yerini bir anıyı belirtircesine kırmızı bir daireyle çevrelemişti. Oraya baktım. İçimiz de orada karakterlerini zorlu bir sınavdan geçtiğini biliyorduk. Orada Utku'nun azametli mutluluğunu yaşamıştık. İçimiz de biliyorduk fakat birimiz olsun buna bir kelimeyle bile olsa değinme gereği duymadık. Şu işe bak Donsk dedim. Geçenlerde biz düşmanın tuzak bölgesinde olmasını engelleyelim. Mesela kuşatılmamak diye konuşmuştuk. Donsk onayladı. Bakışlarında bir olgunluk okunuyordu. Devam ettim. Fakat düşman farkına varmaksızın bizi kuşatabilir. Mesela seni buradan kuşatabilir. Kalemin tepesiyle haritada gösterdim. Sen sıyrılıp geri çekilmeye girişeceksin. Düşman ise senin çekileceğin yola yatıp bekliyor olacak. Seni fark edecek ve ateş edecek. O anda yapacağın ne olacak? Ne mi olacak diye sordu. Süngü. Yo, hayır Donsk. Süngüyle onlara yetişme için fazla uzaktasın. Sizi yere serebilir. Afallayamayacak mısın? Kaçmayacak mısın? Haritadan başını doğrulttu. Hayır yoldaş kombat, kaçmayacağım. Söz konusu olan yalnızca sen değilsin Donski. Erlerin de mi kaçmayacak? Donsk konuşmuyordu. Haritaya bakıp düşünüyor ve dürüstçe en gerçek yanıtı bulmak istiyordu. Aslında en umutsuzlandığımız anda da savaşmak gerekli. Fakat niye bu durumu yaşayalım? Almanlar yaşasın. Süncüyle bir düşmanı öldürebilirsin. Donsk fakat zekanla bul ve bunun bir Kazak atasözü olduğunu unutma. Fakat nasıl yoldaş kombat? Korkusuz mavi gözleri beni güvenerek izliyordu. Kaçarak dedim. Onların arzuladıkları gibi. Kargaşalıkla, panikleyip kaçarak. 10-15 dakika dövüş, onları yalancı bir panikle kandır, sizi kovalamalarını aldırma. Oyunun yönetimini bizde olacak. Onları uyanıklığımızla biz kovalayacağız. Yola yaklaştığında dur, çukurlara gir. Kalemin ucuyla haritayı işaret ettim. Veya daha iyi bir yer seç. Orada biraz yatıp saklanmanız gerekli. Birinci grup Almanları bırakabilir, önemi yok. İkinci grup ise onları kurşunla karşılayacaktır. İşte o anda fallayıp geri dönmeye uğraşacaklar. Hemen birinci grup onları ateş altında tutacak ki ateş arasında bırakıp öldüreceğiz. Sizi kovalayanları öldürmelisiniz. Anlaşıldı mı? Bu taktiği en elverişli yöntem olarak değerlendirip Donsk'a gülümsedim. Gözlerinden ne demek istediğimi anladığını fark ettim. Fakat bir anlığına matlaşan göz bebeklerinden titrediğini gördüm. Kafasındakini anlayamadım. İhtimal belki de öldürmenin, o kanlı uğraşın dehşetini o da göz önüne getirmişti. Düşmana bir kan banyosu tasarlıyorduk. Fakat kararlılıkla yanıtladı. Anladım yoldaş kombat. Peşinden çeşitli detayları konuştuk. Bittiğinde askere bu manevrayı açıkla dedim. Manevrayı mı? Diye sordu. Niye bilmem bu sözcük ona tuhaf gelmişti. Tahminim düşmanın imhasını sağlayacak bir harekata manevra adının verilmesi sorunun bu sözcükle sonuçlanmasını garipsemişti. Bir süre durup tam askerce bir yanıtı tekrarladı. Emredersiniz yoldaş kombat. Tamam Donski, hepsi bu. Kalktı. Bu narin ruhlu sevimli yiğidim yarın ağına düşecek düşmanları imha etmesi gerekiyordu. Kararlılığı yüzüne yansıyordu. Başaracaktı. Dünkü başarısızlıklar yarın başarılacağının müjdesi olabilir. Biraz rahatladım. Uykuya dalabilmek için kaputumu başıma örttüm. Duvara doğru döndüm. Kafam bir zaman tam hızıyla çalışıp uyuştu. Çeçik kasak gözlerimin önüne Donsk'ın yüzü hareket planı geliyordu. Kalemin çüt ucuyla haritaya işaretler koyuyor ve anlatmaya uğraşıyordum. İş bu tarafa kaçacaksın. Onlar saldıracaklar. Onları burada tekrar ateşle karşılayacaksın. Ve o zaman ki çok belli ezberlenmişçesine haritayı benimkinin değil ve farklı bir kalemin işaretlediğini ayırt ettim. Bendeki kalem sıradan siyah bir kalemdi. Bu kalemin ise parlak cilalı kırmızı köşeli ucu sivriltilmişti. El de benimki değildi. Kırmızımsı beyaz, cins görünmeyen bir eldi bu.
Bakışlarım elinden yüzüne doğru kaydı. Evet, bu benim zalim düşmanım Alman komutanıydı. O da yanındakine yönelmiş bir şeyler anlatıyordu. O da kendi lisanıyla konuşuyordu. Fakat ben dilini anlıyordum. Uykuya yetmeyen dalmalarda gerçekleşir bu. O Elif'i Elif'ine söylediklerini tekrarlıyordu. Onlar bu tarafa katacaklar. Ardından bu taraftan saldıracaklar. Ve biz de onları bu tarafta tekrar ateşle karşılayacağız. Kalemin sivri ucunun altında ben haritadaki düzlüğü değil, yarına tasarladığım pusuyu değil, tavrımın çizgisini ayrımsadım. Bunu iyice seçebilmeye kendimi zorlarken bütün bedenim gerginleşti ve gözlerimi açtım. Siperin içinde bildiğim gaz lambası yanıyor. Köşede telefonun yanında muharebeci er oturuyordu. Tekrar duvara doğru döndüm ve yine şekerleme yapmaya başladım. Brudni'nin el fenerinin ışığında görünen, dokunaklı gözleri çukura katmış fakat onuru çökmüş yüzünü anımsar gibi oldum. Son dakikalardaki titreş sesini duydum. Size ispat edeceğim. Ardından bir şeyler daha dedi, kavrayamadım. Sonra her şeyi bastıran, rahatlatıcı kesişsiz bir uykuya daldım. Sabahleyin Seysim Çinktenko gizemli bir sesle duyurdu. Yoldaş kombat. Şurada eliyle kapıyı göstererek. Teğmen Brudni duruyor. Kalkmanızı bekliyor. Yüreğim çarpmaya başladı. Dönmüştü ha. Giderken dediğini gerçekleştirdi mi acaba? Sinchenko bir şeyi ispatlamaya uğraşırcasına anlatıyordu. Yoldaş kombat. O düşmanların arasına gitmiş ve bir mavzerle gelmiş. Kapının önünde durup hiç kimseyle konuşmuyor. Sizi bekliyor. Yolla gelsin. Sinchenko uzaklaştı. Biraz sonra kapı açıldı. Brudni masama yaklaştı ve masanın üzerine İçi Alman mavzeri, içi Alman askeri kimliği, mektuplar, defterler ve Alman markları bıraktı. Çukura kaçmış kara gözleri, kaşlarının altından dik dik ve biraz yabanıydı. Otur demeyi istiyor, diyemiyordum. Boğazıma bir şeyin tıkandığını duymadım. Sigaramı aldım. Kibritim olmasına rağmen kaputuma dek gittim. Bir iki yudum aldım. Pencere kıyısında durup çamların oyuklarını ve etrafı bürüyen karları izledim. Dönüp olabildiğince serin kanlı konuştum. Otur Brudni. Kahvaltı yaptın mı? Yanıtlamadı. Şimdi o da konuşacak halde değildi. Kapıda Sinchenko gözüktü. Yanıma koşarcasına gelip fısıldayarak kahvaltıda vodka olsun mu yoldaş kombat? Benim seysim, benim Sinchenko. Taburdaki herkes kadar dünkü olaydan haberdardı. Ve şimdi olanı biteni kavruyordu. Olsun, teğmene de doldur dedim. Kahvaltıyı birlikte ettik. Brudni gece serüvenini, Almanları öldürüşünü anlattı. Vodka'nın ardından gözlerinde aşinası olduğum pırıltılar vardı. Dünkü işi nasıl yapabildin Brudni? Böyle bir emir almadan nasıl geri çekildin? Yüzünü astı. Bu konuda konuşmak istemiyordu. Ama biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Artan bir isteksizlikle. Dediniz ya, dedi. Korkaklık mı? Başını çevirdi. Artık dünkü sözcük kullanılınca dünden söz etmek onun için daha kolaydı. Ben de anlayamıyordum. Yoldaş kombat. Söylenebilir ki beynim donmuş gibiydi. Düşünemiyordum. Ve sanki ben kendimde değildim. Düşünme yetimi yitirmiştim. Sinirlice omuz seçti. Donmuş gibi mi? Diye tekrarladım. Ve apansız uzun zamandır arandığım sözcükler şimşek gibi çaktı. Psikolojik savaş. Nihayet bence savaşın ve yencinin gizemini adlandırıyorum. Psikolojik savaş, beyinle, ruhla. Tuhaf da olsa o anda doğamda yaşama gücü filizlendi. Psikolojik olarak savaş. Fakat psikolojiyi etkileyen farklı duygular, cereçler olamaz mıydı? Savaş türlü silahlarla ve insanları cisimsel olarak yok etme için gerçekleştiriliyordu. O silahlarla bedene zarar verebiliyordu. Ruha ya da psikolojiye değil, hayır, hayır. Ruhlara da zarar veriyordu. Psikolojik yıkım gerçekleşirse, iş güçleri yıkılırsa onu kovalayabilir, yetişip öldürebilirdim. İç gücünün harabiyetini sağlayabilirsen, senden çok daha fazla sayıdaki yığınları tutsaklaştırabiliyorsun. Düşman da bize bunu yapmaya uğraşıyordu. Ey kuvvetli Alman, sen bunu bir defa takımıma uygulamayı becerdin. Artık yeter. Bunu niye yöneldim? Bak ne diyeceğim. Şimdilik sana tekrar takım vermiyorum. Fakat öyle sanıyorum ki artık Almanlardan korkun yok. Seni onlara yollayacağım.
Keşif takımının komutan yardımcılığına atıyorum seni. Yerinden hoşnutlukla fırladı. Emredersiniz yoldaş kombat. Onu kapıya dek uğurladım. Psikolojik savaş. Bu çok daha eskiden beri bilinmiyor muydu? Eski zamanlarda da bu sağlanmaya çalışılmış. Savaş becerisi de bu değil mi? Taktiğin başarısı da bu. Beklenmeyenle düşmanı afallatıp kendi askerini bundan uzak tutmak. Bu fikirler yeni değil. Onlar kitaplarda vardı. Savaş sırasındaysa bunu uzun ve zorlu çarpışmaların ardından başarıları veya başarısızlıklarının peşinden bulabiliyordum. Nihayet savaşın cizemi berraklaşmıştı. Öyle düşünüyordum. Fakat henüz üzerinden çok geçmeden düşman bana aynı gün bir iki saat sonra hala her şeyi kavrayamadığımı ve savaşın farklı yasaları da bulunduğunu gösterdi. Savaşın ispat edici belgesi farklıdır. Aritmetikte yapıldığı gibi sağlama işlemiyle görülemez. Savaşın ispat edici belgesi dökülecek kandadır. İşte çarpışma sonrası Donsk'ın askerlerinin aktardıkları. Bugün 22 Kasım'da Almanlar Tabur cephesinin önünde uzanan ve elde ettikleri yolda toplarını ve diğer araçlarını getirdiler. Ayrıca Donsk'ın önceki gün pusuya yatıp onları geçirtmediği yolda da baskınlarını tekrarladılar. Almanlar bu defa çok daha özenli hareket ediyorlar. Piyadeleri açılmış. Çalılık ve kurulara makineli tüfeklerle ateş atıyorlardı. Boş arabalar askerlerin arkasından ağır ağır geliyordu. Donski'nin takımı Almanları tekrar ateşle karşılamış. Fakat bu defa onlar buna karşı önlemliymişler. Anında yere yapışmışlar. Ardından emekleyerek takımı kuşatmaya başlamışlar. Burada bizim uyanıklığımız devreye girmiş. Panikleyip darmadağın halde çekilmişler. Almanlar kaçanları görünce işte Rus kaçıyor, ileri. Askerler planladığı gibi yolu yakınlarında tutarak kaçıyormuş. Alman şoförleri arabaların hızını artırmışlar. Alman askerleri yürür haldeki bu arabalara binerek bizimkileri takip ediyormuş. Takım planımızdaki çukurlara yerleşmiş. Erler hemen yol kıyısındaki tümseçlerin ve çalılıkların arkasına mevzilenmiş. Arabaları görmüşler. Takibe girişmiş Almanlar rastgele ateş açıyormuş. Işıltılı mermileriyle adeta nerede Ruslar, nereye gizlenmişler, ileri diye yazar gibilermiş. Ve apansız yaylım ateşi başlamış. Hafif makinelerin ateşi üzerini perdelemiş. Yakın mesafeden ve aniden gelen ölüm onları yakalamış. İsabet alanlar peş peşe düşmüş. Şoförler arabalarını stop ettirip kendilerini yere atmış. Kamyonlar kaza yapmışlar. Bizimkilerin ateşi kesintisizce devam ediyormuş. Aptallaşıp ürküntüyle afallayan Almanlar arabalardan atlıyor, sürülermiş gibi kaçıyorlarmış. Atlarında ateş, atlarında ölüm. Aniden kendilerini kamyonlardan yere atarak ölümlerini yakınlaştıran mermilerden uzaklaşmaya çalışırken ölüm onlara gene ulaşmış. Önlerden ve yaylım ateşle karşılaşmışlar. İşte o anda benim sezinleyemediğim yaşanmış. İkinci darbe, ikinci atak. Düşmanın aklını başına toplamasına yardım eder gibi olmuş. Onlar kendilerini imha edecek olandan uzaklaştırılabilecek biricik şeye başvurmuşlar. Bağırarak kudurmuş bir dalgayı anımsatan bir tavırla bizimkilere karşı ateşe karşılık vererek öne atılmışlar. Almanlar kalkansızmış. Onlar hücuma kalkanla değil, karınlarına yaslanmış mavzerlerle karşı çıkmayı, onlarla atağa geçmeyi o zaman akletmişler. Mutsuzluktan mı? En zorlu zamanda duruma el koyan komutanın etkisinden mi? Nedense meçhul aniden kendilerine belletilenleri hatırlayıp ateş ederek bizimkilere saldırmışlar. Derhal her şey farklılaşmış. Savaşın basit bir kanunu harekete geçmiş. Çoğunluk ve silah üstünlüğü kanunu. 200'den fazla öldürme isteğiyle kıvranan öfkeli asker bizimkilerin üzerine yürüyormuş. Bizimkilerin varlığı ise bir avuç, yarım takım, 25 adam. Sonradan kavradığıma göre savaş taslağında ilkelsel bir yanlış bulunuyormuş. Az sayıda kuvvetle savaştığında üstün kuvvetlere karşı onu kuşatmaya, çevirmeye uğraşmadan savaşmalı. Bu acı veren bir dersti. Donsk'ın elinden ne gelirdi? Böyle dehşet anlarında erkek olma duygusu insanı ya bütünüyle terk ediyor ya da umulmadık hızıyla yokluyor. Donsk askerlerine yakında bulunan ormana gerilemelerini emretmiş. Kendisi de bir iki askerle gerileyenleri korumak için makinenin başındaymış.
Almanlar ateşi söndürerek yakınlaşıyormuş. Donskoy'da maçineliğiyle onları bitiyormuş. Ormana ulaşan kısa yolu böyle korumuş. Birkaç yeri yaralanmasına rağmen kendini savaş rüzgarlarına bırakmış. Kan kaybına rağmen acı hissetmeden ateşe devam ediyormuş. Donskoy'un içinden sonra bir maçineli daha çalışmaya başlamış. O andaki takım komutan yardımcısı Volkov bu kez teğmenin gerile işini gizliyormuş. Donskoy beraberindekilerle bir süre bizimkilere doğru koşmuş ama ona isabet eden mermilerle yere devrilmiş. Volkov ise duraksız ateş atıyor, Almanların teğmene sokulmasını engelliyormuş. Elleri emekleyip sürüyerek komutanlarını ormana getirmişler. Orada teğmen Donskoy'un talihin büyük eseri sonucu ölümcül olmayan yedi yarasına pansuman yapmışlar. Çavuş Volkov ise suskunluğu seven, görevde ve savaşta cesur namuslu insan Volkov maçinelisinin başında öldürülmüş. Bunun ardından ana savaş hattımızın ön boşluğu Almanların eline geçti. Bana bir tabur komutanı olan bana yaraşmıyor fakat genel durumun sözünü edeyim. Moskova arkamda kalmıştı. Ara yerde yalnızca Volokalamsk bulunuyordu. Bu olayı bahsimizin dışında tutup kısaca anlatacağım. Çok daha sonraları askeri müzeye konulan Panfilovların koruduğu yola ilişkin Rokossovski ordu kurmayının oluşturduğu kimi raporları okudum. 22 Kasım tarihi rapor tıpkı şöyleydi. Almanlar bu günde akşama dek ileri savaş karakollarımızı da alarak ana savaş çizgimize mevzilerimize dek yakınlaştı. Düşmana saldırılarına karşı bu bölgeyi Rokossovski ordusu olarak tümenimiz Panfilov ve ayrıca iki tümen koruyacaktı.